Evet, önce Erzurum'a geçmiş olsun, Türkiye'ye geçmiş olsun, demokrasimize geçmiş olsun. Çok çirkin, çok kirli bir saldırı ve provokasyon. Ama biz inadına sakin olacağız. Bunların kirli birliğiyle muhatap olmayacağız. Ve onları bu çirkinlikleriyle baş başa bırakacağız. Ve inanıyorum ki atılan o taşlar onların kalplerine saplanacak. Ve her şey çok güzel olacak. Herkes rahat olsun ama bugünkü gelişme çok önceden böyle adeta kurgulanmış gibi gerçekleşti. Ben bugün Arnavutköy'deyken Erzurum'dan beni aradılar. Daha Ekrem Bey Sivas'tayken. Ekrem Bey'in konuşma yapacağı alana Erzurum Belediyesi'nin otobüsleri yerleştirdiğini, meydanı otobüslerle kapattığını söylediler. Ben Erzurum valisini aradım. Vali Bey'le aslında güzel de bir görüşme yapmıştık. Yanlışlığı anlattım. Sonra Vali Bey beni aradı, otobüsleri kaldırıyoruz dedi ve şunu bekledi. Ekrem Bey'in güvenliğini en üst düzeyde sağlayacağız dedi. Evet. Ama yaşadığımız tabloya baktığımızda böyle bir şey tam tersine, yani yeni bir madımak yaratmak üzere 200 kişilik bir grubu Türk polisi, polislerimizi tabii evlatlarımız ama onların tabii bu kanunsuz emirlere uyması da kabul edilebilir değil. Ekrem Bey'i ve ellerinde Türk bayrağı olan Erzurumluları taşladı. Ve devlet buna seyirci kaldı. Bu kabul edilebilir değil. Polisimizin, polis müdürlerimizin, emniyet müdürünün bu tutumu asla ve asla kabul edilemez. Ama şöyle baktığımız zaman olayı bir bütün olarak görmeye çalışırsak şu var. Daha yeni Sayın Bahçeli CHP'ye verilen, basılan her mühür, bayrağı atılan her Evet. bir kurşundur açıklaması yaptı. Sayın Erdoğan dün ve bugün bunlar Allah'sız, bunlar dinsiz açıklamaları yaptı. Bu tabii orada bir takım insanları tahrik ve kışkırtmanın ana unsurudur. Bir tabii diğer hususta polisin baştan itibaren o 200 kişinin oraya niye geldiği niyetleri belliyken bunlara müdahale etmeyip adeta seyrederek hadi elinizden geleni ardınıza koymayın, yapın, kırın, dökün mesajının verilmesidir. Böyle bakıldığı zaman seçimin huzur içinde geçmesini istemeyen bir yapıyla, anlayışla, yaklaşımla karşı karşıya olduğumuzu da görüyorum. Şimdi Evet. göreceğiz. Şimdi şunu bekliyoruz. Bu tablo kabul edilebilir değil. Bu tablo Türkiye'yi uluslararası camiada, dünya milletler ailesi içerisinde de itibarsızlaştıracak bir tablodur. Erdoğan şimdi Gaziantep'teki bu yetkilileri valisinden, belediye başkanından, emniyet müdürüne kadar acaba bir işlem yapacak mı? Böyle bir işlem yapılmazsa önümüzdeki 7 gün korkarım ki çok daha kötü geçer. Bunun için ha demek ki reis böyle istiyor diye düşünür. O diğer illerde polisler, valiler, emniyet yetkilileri, müdürler ve inanın gerçekten seçim sandık güvenliği sorunu yok ama bir son 7 günde seçim güvenliği noktasında hür ve serbest kampanya ve propaganda yapmak noktasında bir yeni bir durum oluşabilir. Onu Evet, bir söylemek aslında çok istiyorum. önemli bir şey söylüyorsunuz. Çok da tedirgin herkes. Hani önümüzdeki bir hafta da çok önemli bir dönem. Dolayısıyla bugünle alakalı gerekli girişimler yapılmazsa daha çok cesaret bulup fazlasını Cesaret yapabilirler. bulur. Adam der ki ben sevmediğim, oy vermeyeceğim bir partiye taş atabiliyorum. Partinin otobüsünde konuşan Cumhurbaşkanı yardımcısına hatta geri gelir. Cumhurbaşkanı beyine taş atarım ve bana bir şey olmaz. Duygusu ve algısı oluşur ki bu çok kötü bir tablodur. Kötü bir manzaradır. Maalesef, maalesef. Ama bakın asıl şunun altını çizmem lazım. Şimdi bu işin sorumlusu bana göre o taş atanlar değil. Yani Sayın Bahçeli'nin ve Erdoğan'ın kirli dilidir. Kaba yaralayıcı üslubudur. Muhalefete attığı iftiralar ve yalanlardır. Allahsız ne demek ya? Evet. Yani Erdoğan Allah'ı benden çok mu seviyor da böyle bir laf edebiliyor yani? Allah kul hakkı yeme diyor. Benimle Allah ile kimseye aldatma diyor. Ve beyefendi muhalefeti Allahsızlıkla, dinsiz imansızlıkla suçlayabiliyor. Bu edep dışı bir tutumdur. Öteki bir yandan CHP'ye basılan her mühür bayrağı sıkılan bir kurşundur. Ne demek? Evet. Bunlar toplumu açıkça alenen kışkırtmaktır, tahrik etmektir. Yani bugün o taş atanlar eğer yargılanırsa o yargılamayı yapan hakimin Erdoğan'ı ve Bahçeli'yi de onları tahrik etmekten yargılaması gerekir.
Ama böyle bir şey de beklemiyorsunuz herhalde, değil mi? Olacağım. Yok yani. Türkiye'de hiçbir suç kimsenin yanına kar kalmaz. Evet. Evet. Bugünler böyle gitmez. Biz kimseye, biz yargı olmayacağız. Biz iktidarımızda yargıyı serbest bırakacağız. Yargıyı da özgürleştireceğiz. Mahkemelere de gerçekten adalet gelecek, liyakat gelecek, ahlak gelecek. Ben şimdi Sabiha Gökçen Havalimanı'na geçiyorum. Ekrem İmamoğlu'nu, Cumhurbaşkanı yardımcımızı karşılayacağız. Evet. Ve birliğimizi, moralimizi herkese gösterecek. Kimsenin de moralini bozmasını istemiyorum. Evet. Bunlar olacak. Belli ki karşımızdakiler kural dışı bu son 7 günde yürüyecekler. Bu da kaybettiklerini görmenin alameti olur olsa olsa. Seçimi kazanacak bir iktidar, kazanacağına inanan bir iktidar bu işlere tevessül eder mi? Muhalefete Allahsız der mi? Dinsiz imansız der mi? Bu kabul edilebilir mi? Öbür diyen biri din iman, biri bayrak vatan edebiyatıyla, hamasetiyle Türkiye'deki 21 yıllık sefaseliğin üstünü örtebileceklerini, Türkiye'deki 21 yıllık yolsuzluğun, hırsızlığın, devletin 21 yılda nasıl yağmalandığının üstünü örtebileceklerini zannediyorlarsa da yanılıyorlar. İşte Ali Yeşildağ'ın söyledikleri ortada. 1 milyar dolar diyor beyefendiye verildi diyor. 1,5 milyar Tarım Bakanı ile birlikte devleti dolandırdık diyor. Niye çıkıp yalanlamıyorlar? Niye bu kişiyle ilgili işlem yapmıyorlar? Yeşildağ ailesini Türkiye'de bilmeyen yok. Evet. Dolayısıyla Türkiye bu harami saltanatını devirecek. Ben burada şuna da çok üzüldüm. Bu vesileyle söyleyeyim. Erzurum benim de zaman zaman gittiğim bir memleketimizdir. 81 vilayetimizin 81 ilçemizden bir tanesidir. Erzurumlara geçmiş olsun diyorum. Onların çok üzüldüğünü, mutlaka Erzurum'un böyle bir olayla anılmasından dolayı çok rahatsız olduklarını da tahmin edebiliyorum. Dolayısıyla Erzurumlara da canlarını sıkmamalarını, üzülmemelerini tavsiye ve telkin etmek istiyorum. Onlara da çok geçmiş olsun diyorum. Yaralıların resimlerini gördüm. Evet. Gençlik, çocuklar da var. Gördüm. Yüzü kanlar içinde. Bunu yapanlar, yaptıranlar, yapılmasına sebep olanlar, tahrik edenler, kıskırtanlar, yüzleri varsa utansınlar, yüz başlarını bir öne etsinler ve biz ne yapıyoruz diye düşünsünler derim. Sayın Altay, çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere, aslında tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum ve umarım ki sakin, güzel,